Evet sevgili arkadaşlar, arkamda gördüğünüz çay Silifke çayı. Silifke çayını tarihten nasıl hatırlıyoruz? 3. Asya Seferi'ni hatırladınız. 3. Asya Seferi'ne 3 tane Avrupa kralı katılmıştı. Fransa kralı Philip August, İngiltere kralı Aslan Yürekli Richard ve Alman kralı Frederick Barbarossa. Diğer iki kral deniz yoluyla giderken Frederick Barbarossa ise karayolunu tercih etmişti. İkinci Kılıç Arslan'la mektuplaşma yapıyordu kendisi. Ben karayoluyla gideceğim ve Kılıç Arslan bana yardım edecek demişti. Fakat Kılıç Arslan ne yapmıştı? Vefatıyla birlikte 11 oğluna, vefatından önce 11 oğluna ülkeyi paylaştırmış ve 11 oğlu birbirleriyle mücadeleye başlamış ve daha sonra Frederick Barbarossa ile de mücadeleye başlamışlardı. Sonuç itibariyle Konya'yı kuşatmış ve Konya'yı kuşattıktan sonra güneye yönelmiş ve Silifke çayından karşıya geçerken maalesef boğulmuştu arkadaşlar. Zırhının ağırlığı nedeniyle karşıya geçememiş ve boğulmuştu. Daha sonra peki Alman ordusu ne oldu? Alman ordusunun içinde fikir ayrılıkları başladı. Bir kısmı geri dönelim, bir kısmı yolumuza devam edelim dediler. Ve sonrasında kalan Alman ordusu, parçalanan Alman ordusu maalesef çok zor durumlar yaşadı. Hatta onlara yardım için geldikleri Bizanslılar buldukları her yerde Alman askerlerini öldürmeye başladılar. Ve yine Bizans'ın elinden Alman askerlerini Türkler kurtardı arkadaşlar. Ve Türklerin bu yardımıyla beraber 5000 tane Cermen veyahut da Alman askeri Müslümanlığı kabul etti. Hatta bu olaydan sonra Papa'nın bir mektubu vardır. Merhamet, sen ne kadar zalimsin diye. Evet, merhametin zalimliğini Papa bu şekilde vurguluyor. İşte Frederick Barbarossa'nın karşıya geçtiği fakat daha doğrusu geçemediği Silifke çayı arkadaşlar.